Herkese merhaba, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır bana herkesin sorduğu, benim de aslında çekmeyi sürekli istediğim ama böyle tam olarak nasıl anlatacağımı bilemediğim bir konudayız. Yani beni tanıyın videosundayız. Eskiden beni tanıyanlar var ya da tanımayanlar da var. Tanıyanlara zaten inanamıyorum. Gerçekten o kadar zaman geçti ki kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bazen Instagram'da yorum olarak yazıyorsunuz, bazen burada yazıyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. O kadar uzun yıllar geçti ki ben bile bazı şeyleri anlatırken hatırlamakta güçlük çektim. Şimdi onların hepsini anlatıyorum. Takipte kalın. Beni tanıyın videosu başlıyor. Aslında her şey 2007'de başladı. Öyle diyebilirim. 2007'de. Daha da geriye gideyim. Aslen İzmirliyim. Daha da asla geçersek Muğla Milaslıyız. 2007'de üniversiteyi kazanıp İstanbul'a geldim. Aslında tüm serüvenim, tüm hayatımla ilgili her şey o zaman başladı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandım. Ve böyle büyük bir aşk ve şevkle İstanbul'a taşındım. O zaman lisedeki en yakın arkadaşımla hayalimiz İstanbul'a gelip İstanbul'da birlikte yaşamaktı. En sevdiğimiz grup Mor ve Ötesi'ydi. O zamanki en yakın arkadaşım da Mor ve Ötesi'nden Harun Tekin'e çok aşıktı. Ve biz de her konseri mutlaka izlerdik İzmir'de, İstanbul'da. İstanbul'a gelebilmemizin şöyle bir nedeni de vardı tabii. Hani niye başka şehirler değil? Hem onun abisi İstanbul'da yaşıyordu, hem benim babam İstanbul'da yaşıyordu. O sebeple İstanbul'a gelişimiz çok kolay bir hale geliyordu. Ve böyle arada geliyorduk ve sonra büyük hayaller kurarak lise o zaman 3 yıldı. 3 yıl boyunca işte üniversiteyi kazanacağız, İstanbul'a gideceğiz, birlikte İstanbul'da yaşayacağız diyorduk. O zamanlar İstanbul'da yaşayan İzmirli popülasyonu bu derece değildi. 2007'de üniversiteyi kazandım, ben geldim. O zamanki işte yakın arkadaşım henüz kazanamamıştı, benden bir sene sonra kazandı. Üniversiteye başladım. Başladıktan sonra o zamanki arkadaşlarımdan birisi oyunculuk yapıyordu. Yani daha ufak çaplı işte dizilere yeni yeni giriyordu. O zamanlar böyle bir dizi furyası yeni çıkmaya başlamıştı. Reklamlarda oynuyordu falan. Bir gün onunla ben bir görüşmeye gitmiştim. Eşlik etmek için ama bir başka bir sebepten değil. Yaşım 18. 2007 yılı. 2007 yılı evet. Sonra bana dediler ki işte seni de kaydedelim ajansa. Ya yok falan dedim önce. Sonra oradan ayrıldık. Hani o kendi görüşmesini yaptı. Aradan belli bir zaman geçti. O benim içimde kaldı. Zaten ileriki şeyde anlatacağım. Aslında küçüklükten beri hep sinemaya girmek istiyordum. Sinema TV okumak istiyordum. 11 tercih yapmıştım. 9 tanesi sinema TV'ydi. 2 tanesi gazetecilikti. Ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik tuttu. Yani sinema TV iken hayalim sırf yazmış olmak için yazdım. Aslında puanım çok iyiydi. Sözel'de o yıl için ilk 10.000'deydim. Gayet iyi ve yüksekti. Hedefim Mimar Sinan'dı. Mimar Sinan tutmamıştı. İstanbul Üniversitesi'ni tuttu. Böyle başladı aslında gazetecilik serüvenim. Yapmasam da. İlgim olduğu için o süreçte hem zaten güzellik yarışmasına katılmam da oradan geliyor. Hep böyle bir işte reklam, güzellik yarışması vesaire öyle şeylere çok ilgi duyan bir insanım. Aslında oyunculuğa hiçbir zaman ilgi duymadım. Yani öyle bir yeteneğim olduğunu düşünmedim. Hala da düşünmüyorum. Sonrasında aradan belli bir zaman geçti bu ajansa gittikten sonra. Kafamda kaldı o. Yani bir yerde kaldı. Ben niye kayıt olmayayım ki dedim. Ve bahsettiğim ama 10 ay, 11 ay, belki de bir yıl sonra ben de ajansa kayboldum. Aslında hayatımı en değiştiren zamanlar o evrede başladı. Bu süreçte tabii hayatım bir yandan çok değişiyor. İşte İstanbul'da yaşamaya başladım. Önce yurtta kalıyordum. Sonra eve çıktım. O süreçte İzmir'deki en yakın arkadaşım İstanbul'a geldi. Birlikte eve çıktık. İşte orada hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Mükemmel bir üniversiteli hayatı yaşıyorum o sırada. İnanılmaz güzel bir İzmirli grubum var. Çok eğleniyoruz birlikte. İstanbul'un gerçekten yaşanılması böyle en güzel zamanları. O zamanları yaşayabildiğim için çok mutluyum gerçekten. Gerçekten eğlencesi, konseri, işte üniversite etkinlikleri, festivalleri müthişti. O süreçteyken ilk galiba reklam işimi yaptım. Yıl çok eski olduğu için tam net tarihi hatırlamıyorum. Tabii benim için çok büyük bir şeydi. Reklam işlerine başladım.
Yaklaş yaklaş hep birlikte paylaş. Yaklaş hadi yaklaş. Sen de anı paylaş. O günler geldiğinde yaklaşamam istesem de. Yeni Orkid Platinum. En iyi orkid koruması, yepyeni ve eşsiz teknolojiyle şimdi de kokuları hapsediyor. Yaklaş hadi yaklaş, sen de anı paylaş. Yaklaş hadi yaklaş, mutluluğu paylaş. Yeni Orkid Platinum, kokuyu hapseden eşsiz teknoloji. O gün bugündür reklamlarda oynuyorum. Aslında arada bir ara verdim tabii. Böyle zaman şeyi şu anda karışıyor arada. Neyse, öylelikle başladım. Ve üniversitenin birinci sınıftan sonraki aşamasında artık çalışma hayatım başlamış oldu benim için. Sonrasında şöyle değişik bir teklif geldi bana. O süreçte hatırlıyorsanız yıl 2008 ya da 2009, tam emin değilim. O sıralar en popüler yarışmalardan biri Metin Hoca ile Pasaparola yarışmasıydı ve ben o Pasaparola yarışmasındaki kızlardan biri oldum. Resmi görüyorsunuz. Orada müthiş bir ekip vardı ve gerçekten evet dedim ya, ben televizyonda olmayı, hani küçük büyük fark etmez, çok sevdim ve çok seviyorum. Bu set hayatını gerçekten çok seviyorum dedim ve orada zevkle gerçekten çalışmaya devam ettim. O süreç bittikten sonra da, bu süreçte tabii reklamlar devam ediyor. Ufak tefek böyle küçük küçük gerçekten oyunculuklar falan oluyor. Bu arada gerçekten hiçbir zaman oyunculukla ilgili bir hedefim olmadı. Çok fırsat çıktı aslında önüme. Ama kendimi denedim de kendimi o konuda yetenekli bulmadım açıkçası. Sonrasında 2011 yılında Güzellik Yarışması'na katıldım. O zamanki Güzellik Yarışması Fox TV'deydi ve L'Oréal Paris sponsor. Şöyle bir şanssızlığım oldu ki gerçekten Güzellik Yarışması'nın en farklı konseptine denk geldim. Yani normalde eskiden hatırlarsanız benim küçüklüğümde de öyle o kadar muazzam Güzellik Yarışmaları oluyordu ki zaten hep o yüzden içimdeydi. Ailem de hep destekti yani, işte sen 18 yaşına gel, seni Güzellik Yarışması'na sokalım falan derdi bütün akrabalar falan. O konuda hiç hani böyle gizlice yaptım vesaire yaptım diye bir şey tabii ki yok. Güzellik Yarışması sadece keşke bir sene önce katılsaydım diyorum. Çünkü bizimki 3 aylık bir periyottu. Kilios'ta bir evde kalıyorduk bütün kızlar. Her hafta böyle canlı yayınla eleme oluyordu. İşte böyle arada reklamlar oluyordu işte falan. Böyle değişik bir konseptti. Keşke o konsept olmasaydı. 15 günlük bir konsept olsaydı. O zaman belki daha farklı olurdu. Hani her açıdan daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Güzellik Yarışması'na katıldım. 3 ay boyunca oradaydım ve gerçekten şey diyorum. Tabii o zaman yaşım küçük. İşte hırs var. Sonuçta herkes birbirinin rakibi. Her hafta bir eleme oluyor vesaire. İyi ki katılmışım. Gerçekten katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel anılar kaldı bana. İçimde kalacağına katılmış oldum falan. Ve şu an hani Güzellik Yarışmalarını hiç bilmiyoruz. Eski o büyüsü, o şeyi yok. En azından belki ucundan yakalamış oldum diye biliyorum. Ben o yarışmada sponsor güzeli oldum. Yani hatırlıyorsanız eskiden Pantene güzeli, işte Dove güzeli, Blendax güzeli oluyordu. Bizim sponsorumuz da L'Oréal'di ve onların konseptine göre bir yüz güzeli seçilmesi gerekiyordu. Ben de L'Oréal yüzü olmuş oldum. Ve aslında hayatımda işsel anlamda beni tatmin edecek noktaya ilk adımı o sayede atmış oldum. Çünkü Güzellik Yarışması Haziran ayında bitti. Ve Haziran ayında bittikten sonra Eylül gibi bana sunuculuk teklifi geldi. Hiç tecrübem yok. Yani canlı yayın sunmamışım. Bir eğitimim yok o sırada. Çok heyecanlandım. Ama tabii ki de seçmeye katıldım. Yaklaşık 13-14 kız vardı. Seçmenin haberini aldığımda İzmir'deydim ve gerçekten aşırı mutlu olmuştum. Çünkü canlı yayın olacaktı, pazar gecesi olacaktı ve magazin programı olacaktı. Aslında birçok açıdan evet, tam benlikti. Sonra başladık Eylül'de. İlk canlı yayınımı hiç unutmuyorum. Türkiye'nin en çok izlenen, sevilen ve beğenilen magazin programı Süper Kulüp'ten merhaba. Yine bomba gibi haberlerle karşınızdayız. Süper Kulüp başlıyor. İnanılmaz heyecanlı, inanılmaz şeydim gördüğünüz gibi. İlkti gerçekten, hani böyle hiçbir eğitimim yok, canlı yayındayım. Şu an ya hapşırırsam ya bir şey olursa ayak parmaklarımı falan hissetmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıydım. Ama o gün bittikten sonra öyle bir şey oldu ki bende. Dedim ki evet, bu benim işim olmalı. Yani ben kesinlikle bu işi yapmalıyım. Gerçekten müthiş. Ben hayatımda böyle bir heyecan yaşamadım diyordum. Çünkü ben gerçekten heyecanlanmayı çok seven biriyim.
ve çok kolay da heyecanlanabilen biri değilim maalesef. Genelde bana yapılacak sürprizleri hep anlarım. Kolay kolay böyle işte benden bir şey gizlenemez. Hemen anlarım yani. O yüzden böyle o heyecanı yaşamak, hissetmek bana kendimi çok iyi hissettirdi. Ve program devam ederken ben dedim ki ben gideyim bunun eğitimlerini alayım. Ve önce diksiyon eğitimi aldım. Diksiyon eğitimini bitirdim. Bitirdikten sonra dedim ki bu bana yeterli gelmedi. Bir de spikerlik sunuculuk eğitimi aldım. Üstüne farklı zamanlar tabii bunlar aynı şeyde gitmiyor. Beden dili ve etkili konuşma eğitimi aldım. Hepsi farklı farklı zamanlarda. Bir tek beden dili ve etkili konuşma kısmını ünlü bir oyuncudan almıştım o zaman için. Bu süreçte de işte reklamlar devam ediyor. İşte çeşitli reklamlarda oynuyorum. Dansçıya, sporcuya, anneciya, babacıya, dolçıya, 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 dolçıya. Lezzet onda, hafiflik onda, sen de ye bolcuya, dolçıya, dolçıya. %80 sütten gelen hafiflik ve benzersiz ülker çikolata lezzetiyle herkese ülker dolçıya. Lezzet onda, hafiflik onda. Çeşitli teklifler geldi iş sunuculuk anlamında. İşte TV8'de çalıştım. O zamanlar Acun Medya'nın değildi TV8. O sırada dergi çekimleri vesaire yapmaya başladım. Part-time işlerle de çalışıyordum bir yandan. Çünkü bir yandan üniversitedeydim. Okulu bir tık ihmal etmiştim ama Allah'tan devam zorunluluğum hiçbir zaman yoktu. Sınavlara girebiliyordum. Sınav dönemi çalışıyordum vesaire derken yaşım 25'e geldi. Ve 25 yaşındayken artık... yani yapmak istediğim işi bir tık yükseltmek istedim. Ve artık eğitimlerim vardı, zaten okulum bu yöndeydi vesaire ama bir şekilde istediğim yere doğru gidemediğimi fark ettim. Çok uğraştım gerçekten. Hani geri geldiğinde işte araya tanıdık da soktum, yani itiraf edeyim. Ama hiçbir şey yaramadı. Yani orada farklı şeyler öne çıktı. Bazı şekilde sıkıntılar yaşadım. İşte istenmeyen olduğum anlar oldu. Tam tamam dendi. İşte iş okeylendi. Her şey oldu. Stüdyo kuruldu. Son dakika başka bir bahane girdi. Ve 4-5 kere böyle saçma aksilikler yaşadım. Artık aksilik mi diyeyim, başka bir şey mi? Ona siz karar verin. Motivasyonum aşırı düştü. O kadar şevkle aşık olduğum, çok heyecan duyduğum bir işe karşı çok şevkimi kırdılar. Ve ben o sırada çok hüzünlü ve kendi açımdan motivasyonumu çok kaybettiğim bir döneme girdim. Ve dedim ki resmen sektöre küstüm aslında. Dedim ki ben işleri bırakıyorum. Artık yapamayacağım yani. Yıl 2015'in sonuna doğru. Ben dedim tam zamanlı işe gireceğim. Yani bu böyle olmayacak. O arada da üniversite son iki dersim falan kalmış. Okulu inanılmaz uzattım. Çünkü sürekli bir çalışıyordum ve işte genelde programlar hep akşam programı oluyordu bana denk gelen. Ya da işte ne bileyim setle ilgili bir şey olduğunda devamlı okula gidebilecek bir ne enerjim ne de zamanım oluyordu. Okulu uzatmıştım. Aslında 2015'teyken son iki dersim kalmıştı. Hatta bir ders fazladan oldu anlaşıldı. Tek dersim kalmıştı. 2015'in sonunda işte tam zamanlı işe gireyim dedim. Hiç benimle alakası olmayan iki kulvarda çalıştım. 3 yıl totalde dayanabildim iki farklı yerde. Dedim ki yapamayacağım. Bu süreçte okulu bitirdim tabii ki de son dersimi verdim. Dedim ki gerçekten yapamayacağım ve bıraktım. Ama tabii ki de hani bırakmadan önce arada tabii işin dışında gelişmeler oldu. 2015'te bu tam zamanlı işe geçtiğim süreçte eşimle tanıştık. O zaman işte birlikteliğimiz başladı, sevgili olduk, çıkmaya başladık. İşte 2015'ten 2018'e kadar birliktelik ve ben de o zaman tam zamanlı işte devam ediyordum. Sonrasında 2018'in 11 Ağustos'unda evlendim. Şu an çocuğum yok. Evlendikten sonra bir 6 ay kadar daha çalıştım ama gerçekten yapamıyordum. Yani kendimi çok mutsuz hissediyordum. Yani o 3 yılın içinde gerçekten hiçbir şey yapmadım medya anlamında. İşte reklam vesaire de geliyordu ama zaten 5 gün işe gidiyordum ve hani kalkıp da reklam görüşmesine gidecek bir zamanım ve izin durumum zaten olmuyordu. Bunun sonunda da 2019'un ocağında evet tamamen bıraktım her şeyi ve o sırada dedim ki yani ben eski işlerime dönmek istiyorum. Bu iş
beni tatmin etmiyor ve benim esas işim kendi heyecan duyduğum, hayran olduğum iş. Ha, bu süreçte şunu söylemeyi unuttum. Son aslında bırakmaya karar verdiğim evredeki son işimde Uçan Kuş Medya'da çalışmıştım. Orada haber saatini sunuyorduk yine magazinde. O son iş... Türkiye'nin ilk ve tek magazin kanalı Uçan Kuş TV haber bülteninden herkese merhaba. Mahsun Kırmızıgül'ün merakla beklenen filmi Mucize'nin fragmanı yayınlandı. İzliyoruz. O son işim olmuştu. Ondan sonra işte dediğim gibi bir böyle motivasyon kaybı yaşadım bir süre. 2019'un ocağında her şeyi bıraktıktan sonra kendi kendime şunu demeye başladım. Evet, hani ne yapacaksın? Çünkü benim istediğim alan bu değil. İstediğim alan şu vesaire git gel oldum ve eskiden çalıştığım ajanslardan birine dedim ki ben geri dönüyorum. Beni artık sunabilirsiniz işlere dedim. Ve öyle ilk adımı attım. Bakalım Arif Bey aradığını bulabilecek mi? Kredi kartınız var mı? Vardı işte, etkisiz. Ne taksiti var ne bonusu. Ay olur mu öyle kart canım? O zaman size kart ücreti olmayan taksiti bonusu bol bir kart lazım. O da bizde var. Vallahi oldu be iş. Kalksın ver adam paramı. İhtiyaçlarınız bankası ile buluşuyor. Türkiye Finans'tan kart ücreti olmayan, hem taksit yaptıran, hem bonus kazandıran Happy Zero kartla cüzdanlar ferah. İşte ajansa gittim, tekrar fotoğraflarımı güncelledim. Tekrar buna işte başlamak istediğimi söyledim. Sonrasında da o sırada çevremde, tabii o zamanlar YouTuber'lık, bir Instagram'lık benim çalıştığım dönemde öyle bir şey yoktu. Sonrasında şey dediler bana işte çevremden. Ya sen niye yapmıyorsun? Zaten hani bu senin işin. Yap yap. Önce bir yapamam ben. Ya herhalde yapamam. Bir şey anlatamam ki falan diyordum. Sonrasında şey düşündüm. Neden yapamayayım ki? Yani... Burası benim kanalım. İstediğim her şeyi anlatabilir, söyleyebilirim. İnsanlarla konuşmak, yorumlarla yazışmak falan inanılmaz hoşuma gidiyor. Ayrıca çekip editlemek bile çok hoşuma gidiyor. Tabii bu zamanla oldu. İlk başta her zaman ilk videolar en kötüdür ya. Hani böyle daha bir çekingen oldun vesaire oldun. Ama şu an gerçekten bu YouTube serüvenine başladığım için çok mutluyum. Pandemi evresinde aslında bu da gelişti. Pandemiden önce daha toydum. Hani bir iki tane şey çekebiliyordum. Tam böyle kendime güvenim o kadar yoktu bu konuda. Ama sonrasında tabii ki de hepsi gelişti. Ve şimdi buradayım. Şu anda halihazırda tabii reklam işleri vesaireler devam ediyor. Zaten pandemi var. Çok kısıtlı şeyler yapabiliyoruz. Ve buradan devam ediyorum tabii ki. Şu an gerçekten mutluyum. Yani zaten... Eski işlerimde yani o 3 senelik o evrede çok mutsuz olduğumu hissettiğim bir evre olmuştu. Zaten okuduğum bölüm, bütün eğitimim, tecrübem ona yönelik değildi. Keşke ona yönelik olsaydı öyle mutlu olabilseydim ama içimde o yoktu. Yani öyle biri değilim demek ki dedim. Onu da tatmin etmiş, denemiş oldum. Yani 30 yaşına kadar gerçekten inanılmaz bir süre geçirmiş oldum. Oradan onu. Tabii 18'inde işe başlamanın bir takım avantajları da var bu konuda. Hani çeşitli farklı açılardan tecrübe ediniyorsunuz. Şu an 31 yaşındayım bu arada. Arada böyle yaşımı soruyorlar. 20'lerindesin diyorlar. Çok mutlu oluyorum ama dolu dolu 31 yaşındayım. 2,5 yıllık evliyim. Çocuğum yok. Belki seneye olabilir. Bakacağız. Genel olarak böyle. Başka söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Çok hızlı anlattım. Okulu anlattım, işleri anlattım. Aklıma gelmeyen ama sizin merak ettiğiniz bir şey varsa onu söyleyebilirim. Genelde Miss Turkey'yi soruyorsunuz. Miss Turkey'yi anlattım ama şöyle diyeyim. Katıldığıma hiç pişman değilim. Yine olsa yine katılırım. Bence çok keyifliydi. Sadece tabii o zaman 19 mu 20 mi yaşındaydım öyle bir şey. Yani şey oluyor. Hırs. Küçüklük hırsı. Ve sonuçta yarışmanın getirdiği bir hırs. Sizi böyle birbirine düşürmeye çalışıyorlar. 3 aylık bir program. Televizyonda reyting yapması lazım. Herkesi birbiri hakkında böyle bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. O tufaya düşmüştüm. Onun için çok üzülmüştüm. Böyle şey... Ne derler ona? Köşeye sıkıştıran birkaç soru sormuşlardı bana. Ben de birinin kalbini kırmıştım. Yarışmadan çıktıktan sonra bu konuda çok üzüldüm gerçekten. Ve kendisine mesaj attım. Özür diledim. Kalbini kırıp... İnsanların içinde öyle küçük düşürdüğüm için. Onu hiç unutamıyorum. Oradan bir tane arkadaşım var. Aktif görüştüm. Hala görüşüyoruz. O da evlendi. İsmi Pelin. İlk biz 10 kişi girmiştik galiba. Eski sistem olmadığı için tam net hatırlamıyorum. 10 kişi diye hatırlıyorum. Yani çok değişik bir tecrübeydi tabii ki. Ama dediğim gibi keşke bir sene önce katılsaymışım.
15 günlük bir serüvene katılmak varken 3 ay tabii hepimizi yordu. Resmen Survivor gibiydi. O zamanlar Survivor'da yoktu galiba. Öyle bir şeydi yani. Bir evde BBG evi gibi yaşamak. 10 kız. İnanılmaz bir şey geliyor şu an bana. Onun dışında sunuculuk serüvenimi de aktardım size. Dediğim gibi sormak istediğiniz, eklemeyi unuttuğum şey varsa yorumlarda buluşalım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir de şu an aktif devam eden çekilişler var. Onları sakın unutmayın esas. Birisi YouTube'da, Ruj koleksiyonumda. Sadece YouTube'dan katılabileceğiniz bir çekiliş. Biri de Instagram sayfamda. Çok az kaldı çekilişin bitmesine ve gerçekten güzel bir set olacak sonunda kazanan kişinin. O yüzden mutlaka çekilişlere katılmanızı bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.